Demire hükmetmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygudur. Çünkü demir ısıtıp da döverken böyle demir adama vurduğun vakit o da sana zevk verir, sen de ona zevk verirsin. Niye dersen? Çünkü demir istediğin şekilde geldiği vakit demir kendi kendine güler, sen de demire bakaraktan gülersin, maşallah dersin. Nedir duygularınız demir döverken? Vallahi neler düşünürsünüz? Çünkü ekmeğimizi bundan yediğimiz için en güzel iştir. Bizim, bana göre. Efendime söyleyeyim, hep saygıyla döveriz demiri, saygıyla da ekmeğini yeriz. Hı hı. Rabbime şükürler olsun. Turanus'a başka iş yapmayı düşündünüz mü? Hiçbir iş yapmayı düşünmedim. Çünkü demirle aramız iyidir. Çünkü niye diyeceksin? Demir hamura benzer. Ocağa sokarsın demiri. Güzelce ısındıktan sonra ne şekil vereceksin? Demiri döve döve yaparsın. Demir sen çekiş vurdukça, şekle geldikçe demir kendi kendine güzelleşmeye başlar, kızarmaya başlar, gülmeye başlar. Biz de ona gülmeye başlarız. Yaptıktan sonra kenara koyduğun vakit malzemeyi, malzeme çok güzel olduğu vakit demir der ki bak ben nasıl oldum. Biz de deriz ki çok güzel oldum maşallah. Ve ondan sonra da demiri alırız. Gerisin geri güzelce ne bir üstünü başını giydirir, tertemiz yaparız. Bayramlık giymiş gibi. Ondan sonra kenara koyuruz. Demiri çocuğunuz gibi muamele ediyorsunuz. Çocuğundan daha üstündür. Çünkü niye diyeceksin? Demirin sayesinde ekmek yiyip, demirin sayesinde hamur gibi birden şekile sokup, o da sana güldüğü vakit, o zaman çocuğun aklına gelir. Ha ben çocuğuma bu demirin sayesinde ekmek yediriyorum diye. Evet. Ve ondan sonra da demiri alırsın, köşeye koyarsın, biri bir gelir ki, aa bu ne kadar güzel olmuş der. O zaman demir de kendinden geçer, ben de kendimden geçerim ve istediğim parayı da o zaman müşteri rahatça verir. Yani ustanın şeyde yüzünü güldüren, ustanın yüzünü, yüzünü güldüren demirdir. Demir. Ama tabii güzel olursa, temiz olursa, hı-hı, ama güzel olmazsa, şekilsiz olursa demir de ağlar, sen de ağlarsın, boynunu bükersin. Hı-hı. Başka bu kadar işte. Sabah erkenden yeniden ocaklar yakılacak, demirler tavında dövülecek. Ustalar yine o titiz savırlarıyla bir ritimdir tutturup gidecekler ve sesleri şehrin gürültüsüne karışıp gidecek. Sen sıkasın.